LGS'ye son 44 gün. Çok değerli zamanlardayız ve bu 44 günü de çok iyi değerlendireceğiz ve hayallerimize kavuşacağız inşallah. Günün sözüne baktığımızda Samuel Smile diyor ki: "Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil." azim ve sebattır. Arkadaşlar gerçekten de kainatta tesadüf yok. Her şeyin bir nedeni, her şeyin bir sebebi var. Sizler de şu anda çalıştığınızda, gayret gösterdiğinizde karşılığını alacaksınız. Yani şu anda gayret gösterenler... Yapamasa bile yanlış yapsa bile sorunun üzerine gidenler sınav günü inşallah en iyi netlere ulaşacaklar ve en güzel sonuçları elde edecekler. Günü yorumuna baktığımızda Fatih Sultan Mehmet sevenler 228 beğeni almış diyor ki hocam LGS denemesi çözerken dikkat edilmeli? İstediğimiz lise veya puana göre netlerimiz kaç olmalı? Denemelerde süreyi nasıl yetiştiririz? Arkadaşlar birincisi gerçekten de çok güzel bir soru sormuş. Şu anda bizim yapmamız gereken şey bol bol deneme çözmek. Sözel bölüm ve sayısal bölüm olmak üzere biliyorsunuz ki biz iki oturumda bir sınava gireceğiz ve bu sınavda bir deneme. Dolayısıyla bu denemeyi çözerken yapmamız gerekenleri geleni isterseniz sizlere şöyle bir resim haline gösterelim. Öncelikle denemenin, denememizi şuraya yazacak olursak şöyle deneme yazıyorum. Denemenin bir öncesi var arkadaşlar, öncesi. Bir deneme sırası var. Bir de denemenin sonrası var. Yani deneme öncesinde yapmamız gerekenler var. Öncesi deneme sonrasında deneme sırasında yapmamız gerekenler var ve deneme sonrasında yapmamız gerekenler var. Ve bu esasında bizim için çok değerli bir çalışma. Bu çalışma sonrasında inşallah LGS'de de en yüksek netlere ulaşacağız. Şimdi öncelikle deneme öncesinde yapmamız gereken birinci şey ortam arkadaşlar. Yani ortamımızı çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Deneme çözeceğimiz yer kesinlikle ve kesinlikle böyle dağınık bir ortam olmaması gerekiyor. Böyle dağınık bir ortamda insan deneme çözeceği zaman ister istemez dikkat dağılır, başarısı da azalır. Dolayısıyla gerçek sınavda yanımıza ne alacaksa kurşun kalem, kurşun kalem alıyoruz. Gerçek sınavda yanımıza eğer uçlu kalem olmayacaksa uçlu kalem kullanmıyoruz. Kurşun kalem, silgi ve başka ne var? Cep telefonu var mı? Yok. O zaman cep telefonu odanın dışına çıkıyor. Başka ne var? Meyve tabağı. Meyve tabağı o zaman odanın dışına çıkıyor. Sadece sınav günü yanımızda olacak şeylerle tam bir deneme ortamı hazırlıyoruz. Neden? Çünkü denemede bir soru yanlış yaptığımızda... ...ya ben bunu yanlış anmazdım esasında şimdi dikkatim de aldı. Dememek için ya ben bunu gerçekten çok dikkatli bir şekilde çözdüm... ...ama yine de yanlış yaptım. O zaman ben bu konuda eksiğim demek için ortamımızı çok net bir şekilde hazırlıyoruz. Ve denememizi çözerken tam bir deneme provası yaptığımızı unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Prova havası. Yani gerçek denemede ne yapacaksak aynısını gerçek sınavda yani LGS'ye girdiğimizde ne yapacaksak aynısını yapacakmışız gibi o gün nasıl çözeceksek o şekilde dikkatli bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Böyle yatakta oturarak çözersen yanlışın çıktığında da onun gerçekten yanlış mı yoksa ortamdan dolayı mı olduğunu anlayamayabilirsin. Üçüncüsü de motivasyon arkadaşlar. Motivasyon çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü altını üç kez çiziyorum. Hangi denemeye başlarsak başlayalım, ister gerçek LGS'ye başlayalım, ister evde çözeceğimiz denemeler olsun, ister okulda çözeceğimiz denemeler olsun. O denemede yaptığımız yanlışların bize esassa bir artı olduğunu unutmamamız lazım. Yani ben bu denemede bu soruyu yanlış yaptığımda, şu soruya takıldığımda diyeceğim ki... ...olsun şimdi yanlış yaptım ama bunun doğrusunu öğrendim, gerçek LGS yapmayacağım. O yüzden ve kendimize de inanacağız. Yani yaptığımız çalışmalar sonrasında hedeflerimize ulaşacağımıza inanacağız. Şu çok önemli, şimdi... Öğrenci matematikte 5 6 tane yanlış yapınca veya 10 tane yanlış yapınca morali bozuluyor. Halbuki Türkçede, inkılapta, dinde, İngilizcede, fende çok yüksek netler yaparsa o matematik yanlışların hepsini kapatabilir. Sınavda matematiğin hepsini doğru yapanlar kazanmıyor. Sınavda en yüksek net yapanlar kazanıyor. Dolayısıyla bizler yapabileceğimiz en yüksek netlere ulaşmaya çalışacağız. Deneme sırasında yapmamız gereken şey tabii ki her zaman söylediğimiz gibi turlama taktiği. Biz buna kendi orijinal ismimiz olan Antep fıstığı yöntemi diyoruz. Antep fıstığı nedir? Sınavda fıstık mı yiyeceğiz hocam? Hayır. Sınavda zorlandığımız sorulardan başlamayacağız. Önce kolay sorulardan başlayacağız. Yani mesela sayısala geçelim. Sözler zaten kebap. Sayısalda arkadaşlar öncelikle ve öncelikle matematikten değil fenden başlayacağız. Fenden başlayıp Takıldığımız bir soru olursa fende bile takıldığımız soru olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Hemen atlayacağız. Atladığımız zaman da sorunun yanına böyle kocaman işareti koymayacağız. Şöyle küçük bir işaret koyacağız. Ben bu işareti yani koydum ama birazdan dönüşe bakarım diyeceğiz. Turlama taktiği yapacağız. Ve aynı zamanda arkadaşlar sınav aslında stres olabiliriz. Tabii ki nefeslerimizi kontrol edeceğiz. Sınav anında böyle kafamızı kaldırıp ya ne oldu acaba diyebiliriz. Gerçek deneme de değil. Normal e, gerçek değilse değil. Normal evde çözerken de stres olabilir. Takılırsın, yanlış yaparsın. Aklına bir şeyler gelir. Birazcık dinleneceğiz. Birkaç saniye derin nefes alacağız sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Ve tabii ki de kodlama yöntemi. Şimdiden kendimizi kodlamaya alıştıracağız. Çünkü LGS'ye girdiğimizde de bize arkadaşlar kodlama yapacaklar. Yani şöyle gösterelim. Böyle kodlamalar olacak. Şimdiden sayfa sayfa kodlamaya kendimizi alıştıracağız. Soru soru değil de sayfa sayfa kodlamamız gerekiyor. Deneme sonrasında yapmamız lazım. Deneme sonrasında tabii ki raporlama çok çok önemli. Yaptığımız yanlışları raporlamamız gerekiyor. Yani ya işte 3 yanlış yaptım. Ne ya işte ya hayır hangi yanlışlar yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Ve o yanlışla alakalı da tekrar yapmamız gerekecek. Tekrar kelimesini öğrenciler sevmiyor. Tekrar deyince böyle Allah'ım Rabbim diyor öğrenciler ama biz tekrar soruyla yapacağız. Yani diyelim ki sen denemeyi çözüyorsun 2020 LGS veya 2019 LGS çözüyorsun. Diyelim ki Olasılıkla alakalı yanlış yaptın. O zaman olasılıktan 20 soru ceza vereceksin kendine. Bu kadar basit. Tekrar da bu şekilde yapacaksın. Ardından da en güzel sonuçlara ulaşacaksın. İstediğimiz lise ve yapana göre netlerimiz kaç olmalı? Buna hiç takılmayın şu an. Şimdi bol bol netler artıracak şekilde sorular çözün. Denemelerde süreyi de zaten turlama taktiğiyle yani az önce söylediğimiz antep fıstığı yöntemiyle çok rahat yetiştirirsiniz arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda da LGS geri sayım denemeleri, efsane denemeler şu anda hazır arkadaşlar. 3, 2, 1 diyoruz ve toplam 6 adet LGS denemesini sizlerin önünüze getirdik arkadaşlar. Bu denemelerin her biri LGS'de 2021 LGS'de birçok soru yakalama ihtimali olan süper kaliteli sorulardan hazırlandı. Sorularımıza takıldığınızda tabii ki karakodu okutaraktan soruların çözümünü dinleyebilirsiniz. Bu denemeleri çözerken de yine en başındaki deneme değerlendirme kitapçığımızdan deneme karşılaştırma grafiklerimizi, detaylı analizlerimizi mutlaka doldurmamız lazım. Yani ben işte işte şu soruyu yanlış yaptım. Diyelim ki atıyorum. Fende 19'un soruyu yanlış yaptım. İyi geçmiş olsun. Hayır. 3-2-1 geri sayım denemelerinde, 19. denemede 19. soruda hangisiymiş? Katı basıncı. Ben katı basıncını yanlış yaptım demeniz lazım. Ve ona göre tam anlamıyla nokta atışı çalışmalar yapmanız gerekiyor. Denemelerimizde toplam 6 farklı tam deneme var. Yani tüm konuları bu içeriyor. Pizza ve tim sorularına uyumlu, sözel mantık, sayısal analiz soruları, güncel yaşam soruları hepsi var. Tabii ki en son LGS uygun bir şekilde hazırlandı. LGS biliyorsunuz yeni tarz soruların gelme ihtimali yani biraz daha kısa soruların gelme ihtimali var. Biz de ona göre soruları revize ettik. 3 2 1 geri sayım denemeleriyle artık LGS'nin net bir şekilde tozunu atıyoruz ve diyoruz ki LGS'ye hadi bakalım görüşürüz ve inşallah da hayallerimize kavuşuruz. Malatya Fen Lisesi, Malatya Yeşilyurt'ta günün okulu, tıplar, diş hekimlikleri, mühendislikler, eczacılıklar sizleri bekliyor arkadaşlar. Niye? Çünkü Türkiye'de fen liselerinden Anadolu liselerinden, sosyal bilimler liselerinden ve esasında çalışıldığında bütün liselerden çok güzel üniversitelere gidilebiliyor. Ama tabii ki fen liselerinin ve Anadolu liselerinin ve sosyal bilimler liselerinin bir tık daha fazla avantajı var. Sizler de o yüzden gayret gösteriyorsunuz. İnşallah denemelerini çözeceksiniz ve en yüksek sonuçlara ulaşacaksınız. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Yarın 23 Nisan neşe doluyor insan. Neden? Çünkü hem Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı kutlayacağız. Hem de ne yapacağız arkadaşlar? Daha güzel, daha gayretli bir şekilde çalışacağız. Zamanında 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi etrafında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları milli mücadele için savaşlar, düşmanı denize döktüler. Biz de bugünlerde ne yapacağız? LGS'yi denize dökeceğiz ve diyeceğiz ki al sana matematik, al sana fen, al sana Türkçe, al sana inkılap, al sana din, al sana İngilizce. Hepsini çok güzel bir şekilde yapacağız. Hadi bakalım.